Evet arkadaşlar bugünkü konumuz kütle çekim ve Kepler kanunları. Evet Buradan beklentimiz yorum sorularının gelmesi. Çok işlem beklemiyoruz. İşlem de gelirse çok basit bir iki işlem var. Tabi hemen isterseniz Kepler kanunlarıyla başlayalım. Biliyorsunuz Kepler bizim için e, Newton'un hareketiyle ilgili 3 temel kanunu evrensel çekimi tanımlamadan yaklaşık olarak 20 yıl önce Alman bilim adamı Johannes Kepler tarafından ortaya konuldu. Tabii çok büyük bir astronom, çok iyi bir astronomi araştırmacısı. Çok gözlemler yaptı. Galileo'yu hatırlarsanız aynı zamanda Galileo'nun da öğrencisidir Kepler. Nedir hocam bu gözlemler dersek işte başlayalım. Birincisi yörüngeler kanunu. Hemen yörüngeler kanunu söyleyelim. Her gezegen şekilde görüldüğü gibi odaklarının birinde güneş bulunan elips şeklindeki bir yörüngede dolanır. Evet bu yörüngeyi arkadaşlar elips diyoruz. Bize sorarlarsa bu yörüngenin adı elips olacak arkadaşlar. Fark ettiyseniz elipste iki tane odak var. Şuradaki F1, F2 ile gösterilen bizim için odak anlamına geliyor arkadaşlar. Demek ki F odaktı zaten çukur ve tümsek da söylemiştik ya da ince kenarlı ve kalın kenarlı bencekte. Gördüğünüz gibi odanın bir tanesinde güneş var ve ne yapıyor gezegende dolaşıyor. Herhangi bir başka gezegen alayım mesela bu dünya olsun örnek verelim. Bu dünya örnek verelim. Burada da Mars olsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar şöyle birleştirecek olursam yine fark ettiyseniz odağının bir tanesinde kim oldu arkadaşlar? Yine güneş. İlla ki ne yapacak arkadaşlar? Odakta güneş olmak zorunda. İki farklı şekilde ne yapacak? Dolaşacak. O zaman birincisi ne diyormuşuz? Yörüngeler kanunu. Yörüngeler kanunu. Her gezegen şekilde gördüğü gibi odaklarının birine güneş olacak şekilde. Yörüngeye çok soruyorlar burada. Elif şeklinde bir yörüngede dolanır. Evet ikinci kanun arkadaşlar alanlar kanunu yine bu da sözler. Gördüğünüz gibi güneşi gezegene birleştiren vektör yani şu burası güneş şu da arkadaşlar güneşi gezegene birleştiren vektör. Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar diyoruz. Yani burada geçen süre T1 burada geçen süre T2 buradaki arkadaşlar T1 T2 eşitse burada meydana gelen alan A1 buraya da A2 diyeceğiz buradaki alanlar da arkadaşlar birbirine eşit olacak. Demek ki arkadaşlar ikincisi alanlar kanunu bilmemiz gereken güneşi gezegene birleştiren vektör. Ne diyecekmişiz arkadaşlar? Eşit zaman aralıklarında eşit alanlar tarar. Şekildeki bir taralı alanlar eşitse gezegen bir konumundan gördüğünüz gibi arkadaşlar iki konumuna ulaşma süresi, üç konumuna dört konumuna ulaşma süresi eşittir. Yani tersten de bir soru sorulabilir bize alanlar birbirine eşitse süreler de birbirine eşittir. Lütfen bunu unutmayalım. Buna göre gezegen güneşe yaklaştığında hızlı, güneşten uzaklaştığında yavaş hareket eder. Bunun da sebebini söyleyeceğiz. Nereden söyleyeceğiz? Hemen söyleyelim. E, Fevzi'cim bana yardım eder misin canım için? Tamam. Şimdi burada ne yapıyoruz Fevzi'cim? Bize etki eden bir kuvvetimiz var. Biz buna ne diyoruz? Çekim kuvveti. Şimdi buradaki arkadaşlar çekim kuvveti bizim dönmemizi sağlıyor. Evet düzgün dairesel harekette söylemiştik Ferizciğim şu anda net kuvvet nedir diye sorsak ne dersin bize? Gördüğün gibi çekim kuvvetidir. Başka bir kuvvetimiz var mı? Yok. Peki hocam diyeceksin bu kütle çekim kuvveti neydi? Bize bir hatırlatır mısın? Birazdan tekrar üstüne duracağız ama bir hatırlatayım istersen Ferizciğim. Burası büyüken, burası küçükken aradaki uzaklığımız da D Hatırlarsan dünyayı çekerdi. Ay da dünyayı çekerdi Ferizciğim. Doğru mudur? Evet, buradaki büyük gezegen küçüğe ne yapacak canım? Bir çekim kuvveti uygulayacak. Aynı zamanda küçük gezegende büyüğe bir çekim kuvveti uygulayacak. Ve bu çekim kuvvetleri birbirine eşit. Peki bu çekim kuvvetinin formülü neydi? G çarpı büyük m çarpı küçük m bölü d kare diyeceğiz. Biz buna meşhur kütle çekim kanunu diyoruz. Yani kısacası kütleler çarpımıyla doğru orantılı, aradaki uzaklıkla ters orantılı diyoruz. O zaman buradaki net kuvvet biliyorsunuz meşhur formülümüz m v kare bölü r olduğunu biliyoruz. Peki kütle çekim bizim için net kuvvetse g büyük m çarpı küçük m bölü arkadaşlar burası da gördüğünüz gibi r karedir. Evet sadeleştirmelerimi yaparsam şuradaki r'nin bir tanesi gidecek. Küçük m nerede gidecek? O zaman buradaki hızımız gördüğünüz gibi g büyük m bölü r kalacaktır. Bunun Türkçesi ne? Bunun Türkçesi uzaklıkla hız ters orantılıdır. O zaman hemen yorum yapmak istiyorum. Buradaki hızımız v1 Buradaki hızımız da V2. Evet, polenci bana yardımcı ol şimdi. V1 mi daha büyüktür V2 mi? Ne dersin? Değiller. Burada fark ettiysek V1'in hızı V2'den daha büyük olacaktır. Niye? Uzaklıkla hız uzaklıkla hız ters orantılıdır. Ters orantılıdır. İşte zaten bize ne diyor? Dikkat et. Güneşe yaklaştıkça daha hızlı, güneşten uzaklaştıkça daha yavaş hareket eder. Yani bize burada hızları sormuş olsaydı V1'in hızı V2'den daha büyük olacaktı. Burayı anladık galiba. Şimdi üçüncü kanunu da açıklayacağız Polen'ciğim. Buna da periyotlar kanunu diyeceğiz. Periyotlar kanunu biliyorsun ki biz bu çizgisel hızımızda dairesel harekette söylemiştik. V gördüğümüz yere 2πr bölü t yazabilir miyiz? Fark ettiysen burada karesi olduğunu gerekiyordu. Şurada yazmayı unutmuşuz. O zaman bunun karesini ne yapacağız? Alacağız. Karesini alırsak gördüğün gibi 4 pi kare çarpı r kare bölü t kare. Eşittir g büyük m bölü r edeceğiz. İşler işler yaparsak r küp bölü t kare eşittir g büyük m bölü 4 pi kare olacaktır. g genel çekim sabit. Evet g'nin genel çekim sabit olduğunu biliyoruz. Yani sabit bir sayı. M gördüğün gibi burada güneş olarak bakarsak bizim için nedir? Güneşin kütlesi. Büyük M demek ki güneş kütlesi. Fark etilsek buradaki 4 pi de zaten sabit sayı. Şimdi bunun anlamı nedir? Her gezegenin yarı çapının kübünün periyodunun karesinin oranı sabit olmuş oluyor. İşte ne diyeceğiz? Bütün gezegenler için ortalama yörünge yarı çapının kübünün gördüğün gibi dolanma süresi yani diğer adı periyodunun karesinin oranı hep sabit olacaktır. İşte biz bu sabit durma periyotlar kanunu diyeceğiz. Peki ortalama, ortalama yörünge yarıçapı nasıl bulur? Şimdi güneşten gezegene olan maksimum uzaklıkla minimum uzaklığın toplamıyla bulunur. İsterseniz şöyle bir örnekle bunu açıklayalım. Şurada güneşimiz olsun. Şuradaki uzaklığımıza R diyeceğiz. Burası da 3 R olacak. Hemen sormak istiyorum. Burakcığım buradaki ortalama yarıçap nedir desem ne dersin bana? Hemen Evet, ne yaptık? Ortalama yarıçap bulurken, büyük R artı 3 R bölü 2 diyeceğiz. Buradan gördüğümüz gibi ne çıkacak arkadaşlar? 2 R çıkacaktır. Evet, buradaki püf nokta da 2 R olacak. Evet, burada ne yapacağız? Ortalama yarıçapın kübünün periyodun karesine oranıyla diğer gezegenin ortalama yarıçapının kübünün periyodun karesine oranına eşit olacaktır. Yani buradaki püf nokta, al. Evet, bu soruyu Dilan senle çözelim. Dünyanın güneş etrafında 12 ayda dolandığı biliniyor. O zaman bu dünyanın gördüğün gibi bizim için periyodu. Ne kadar? 12 ay. Hemen bakalım. Güneşin ilk gezegenin güneşe uzaklığı, dünyanın güneşe uzaklığının 1 bölü 4'üdür. O zaman ne yapalım? Güneşin dünyaya uzaklığına ne yapalım? 4 re diyelim. Fark ettiysen ilk gezegenin uzaklığının ne kadarmış? 1 bölü 4'üymüş. O zaman ilk gezegenin uzaklığına da re diyelim. Buna göre bu gezegenin fark ettiysen güneş etrafındaki dolanım süresi kaç aydır diyor. Şimdi beraberce yazalım. Ne diyeceğiz? Her gezegenin yarı çapının ilk önce ne yapalım? Dünyadan başlayalım. Dünyanın yarı çapının kübünün periyodunun karesine oranı. Diğer gezegen birinci gezegende birinci gezegenin yarı çapının kübünün yine aynı şekilde birinci gezegenin yarı çap, e, periyodunun karesine oranı eşittir. O zaman yarı çapımızın ne kadar olduğunu görüyoruz. 4 r 4 re'nin neyini alacağım önce? Kübünü. Bölü. Gördüğün gibi ne kadar sürede dolandığımızı biliyoruz. 12 ay. Bu da 12 ayın neyini alacağız? Karesi. Eşittir diğer gezegenin fark etsen Güneş'e uzaklığı ne kadarmış bizim için? R. Buradan da R küp diyeceğiz. bölü bu da T1'in karesi olacak. Şimdi matematiksel işlemlerde dikkat edeceğimiz püf nokta arkadaşlar 4 R'nin kübü ne yapar? 64. Küp yapacaktır. Evet bu küpler birbirini ne yapar? götürür. Geriye ne kaldı? 64 bölü 12'nin karesi eşittir Burada gördüğünüz gibi 1 kaldı. Burada da T1'in karesi. Evet bu tip sorularda karekök almak pratiktir. O yüzden her iki tarafın karekökünü alalım. Her iki tarafın karekökünü aldığımızda 64 dışarı 8 diye çıkacaktır. 12'nin karesi dışarı 12 diye çıkacak. Burada zaten 1 vardı. Buraya da ne diyeceğiz? T1'in karesi diyeceğiz. O da dışarı T1 olarak çıkacaktır. Evet işler dışarı çarpım yaparsak T1 dediğimiz ifade 12 bölü 8 olacaktır. 4'e böldüğümüzde sonucumuz 3 bölü 2 ay olarak karşımıza çıkacak. O da 1,5 ay olacaktır. Evet, anlaşılmayan bir şey var mı arkadaşlar? Sormak istediğiniz bir şey? Güzel. Geçelim. Güzel bir soruydu bu. Dediğim gibi meşhur geldik Newton'un genel çekim kanunu. Evet, az önce zaten ben formülü yazmıştım. Ama bir kere daha ne yapalım? Üstünden geçelim. Evet, yankıcım. Gördüğün gibi hareketle ilgili 3 temel kanunu ortaya kayan Newton... Aynı zamanda gezegenlerin ve ayın hareketi üzerine de ne yapmıştır? Çalışmalar yapmıştır. Yeryüzündeki bir gözlemciye göre dairesel hareket yapan ayın dairesel yörüngede tutan bir kuvvet olmalıdır. İşte bu düşünceyle Newton genel çekim kanunu ne yapmıştır? Ortaya koymuştur. Newton genel çekim kanunuyla evrendeki bütün cisimlerin birbirini çektiğini, bu çekim kuvvetinin cisimlerin kütle çarpımıyla doğru orantılı, cisimler arasındaki uzaklığın karesiyle ters orantılı olduğunu belirtmiştir. İşte söylemiştik az önce de G genel çekim sabitiydi. Değeri 6,67 çarpı 10 üzeri eksi 11 Newton çarpı metre kare bölü kilogram karedir. Evet formülümüz gördüğünüz gibi arkadaşlar birinci gezegen ikinciyi çekerken ikinci de birinciyi çekecektir. Örnek benim ikincisi 100 Newton'la çekiyorsa ikinci de birinciyi 100 Newton'la çekecektir. Yani buradaki o zaman F1 büyüklüğü F2 e eşittir. Peki f 12 vektörel olarak yazılsaydı f 21 bu yazım doğru olur muydu Yankı'cığım? Evet. Kuvvet nasıl büyüklüktür? Evet. Çünkü vektörel büyüklüktür. Vektörel büyüklüklerde yöne ne yapmak zorundayız canım? Dikkat etmek zorundayız. O zaman buradaki bu işaretin anlamı ne demekti bizim için? Vektörel demekti. Evet. Bunlar nasıl yönlü canım benim? Zıt yönlüydü. O zaman zıt yönlü olduğu için ne yapacağız? Başına birinin eksi gelmesi gerekiyor. Evet. Bu soru üniversite sınavında soruldu. İstersen uygulamayı beraber görelim. Şöyle sormuştu. Demişti ki dünyanın kütlesi ayın 81 katıdır. Yani biz dünyanın kütlesine küçük m ediyorsak dünyanın kütlesine 81 m diyeceğiz. Buna göre dünyanın aya uyguladığı kuvvete F dünya şöyle ay. Ayın dünya uyguladığı kuvvete F ay dünya diye bir soru sormuşlardı. Bunlar arasındaki ilişki nedir diye sorulmuştu. Da biz burada ne diyeceğiz? F dünya ayı aynı şekilde ay da dünyayı ne yapacaktır? Çekecektir. Yalnız üstüne vektör işareti vardı. Burada 81 katı olması bir şey ifade edecek midir bize Yankı sence? Evet birbirine eşit olacaktır. Yalnız başına ne gelmek zorundaydı? Eksi gelmek zorundaydı. Lütfen burada ne yapmayalım unutmayalım. Evet geldik şimdi gezegenlerin çekim iğmesi nelere bağlıdır? Bu yorum olarak karşımıza çok çıkıyor. Birçok soru da ne yapacak karşımıza çıkacak. Evet biz dünyanın neresinde yaşıyoruz arkadaşlar? Yüzeyinde. Hep bunu söyleriz biliyorsunuz. Dünyanın içinde mama var. Burası iç kısmıydı. Biz neredeyiz arkadaşlar? Tam yüzeydeyiz. Lütfen bunu yapmayalım, unutmayalım. Biz yüzeyde yaşıyoruz. İşte bir gezegenin birim kütleye uyguladığı çekim kuvvetine o gezegenin çekimimi denir. Evet, m kütleli bir gezegenin üzerinde bulunan gördüğünüz gibi m kütleli cisme etki eden çekim kuvveti F ise birim kütleye uyguladığı kuvvet F/m bölü m olur. Bu da bize neyi verir? Çekimimimesini verir. Meşhur biliyorsunuz ağırlığın formülü bizim için idi. Buradan da gidebiliriz. Zaten bizim için burada çekim ivmesi nedir diye soruyor. Zaten hatırlarsak ağırlığın tanımı neydi? Yer çekiminin etkisine ağırlık denir. Hatta uzaya çıktığımızda Fevzi'cim, evet uzaydayken çekim ivmemiz nedir Fevzi? Evet uzayda çekim ivmesi yoktur. Uzayda çekim ivmesi yoksa arkadaşlar o zaman ağırlıkta nedir? Yoktur. Püf nokta bu. Ama biliyorsunuz ki dünya üzerinde çekim ivmesi vardır. Ve nedir? Değişkendir. Şimdi biz de bunu görmek istiyoruz. Peki dünyanın üzerinde yaşıyorsak bize etki eden kuvvete ne demiştik arkadaşlar? Çekim kuvveti. İşte bu çekim kuvveti cisme etki eden neye eşittir? ağırla. Zaten çekim kuvveti olmasaydı ağırlık diye bir şey olmazdı. Gördüğünüz gibi çekim kuvvetinin formülü G, M, büyük M çarpı küçük M bölü R karedir. Gördüğüm gibi ağırlığın formülü de M gelir. O zaman burada küçük m'ler ne yapacaktır? Gidecektir. O zaman bir gezegenin çekim yemesi nelere bağlıdır dersek? G eşittir. Büyük G, M bölü R karedir. Bu M biliyorsunuz ki arkadaşlar kimin kütlesi? gezegen kütlesidir. Bunun anlamı nedir? Yorum sorularda karşımıza çıkarsa. Gezegen üzerindeki tüm cisimlere aynı çekim iğmesi etki eder. Yani bir gezegen ister fil olsun, isterse kurbağa olsun ikisine de uygulanan çekim iğmesi aynısıdır. Değişen bir şey yoktur. Çünkü gezegen aynı olduğu için aynı çekim iğmesi etki edecektir. Evet burada dikkat edeceğimiz püf nokta gezegenden uzaklaştıkça biliyorsunuz R artacaktır. R arttığı için otomatikman çekim iğmesi ne yapacaktır? Azalacaktır. Yani uzaklıkla çekim ivmesi ters orantılıdır. Evet biz bunu yorum sorularında tartışmıştık. Yine bir hatırlayalım. Hemen şöyle beraberce bunu tartışalım. Evet Petekciğim sana da soralım. Biliyorsun burası bizim için ekvatordu. Burası da kutuptu. Dünya biliyorsun neydi bizim için? Geoitti. Buraya büyük R demiştik. Şuraya da X demiştik. Türkçesi kutuplarda basık. Ekvatordan ne demekti? Şişkindi. O zaman sormak istiyorum sana. Ekvatordaki çekim ivmesi mi daha büyüktür? Kutuptaki çekim ivmesi mi daha büyüktür? Bize yorum olarak söyler misin? Evet, ne dersin? Evet, çünkü gördüğün gibi merkeze yaklaştıkça, dediğin gayet doğruydu, kutuplardaki çekim iğmesi bizim için ekvatordan daha büyüktür. Yani dünya yüzeyinde hareket ettiğimizde çekim iğmesi değişkendir. Lütfen bunu unutmayalım. Aynı zamanda dünya yüzeyinden uzaklaştıkça da biliyorsunuz R artacaktır. Arttığı için yine çekim iğmesi ne yapacaktır arkadaşlar? Azalacaktır. Bu da bizim için önemli. Lütfen burada ne yapalım? Dikkat edelim. Şimdi burada da zaten bize bir pratik söylemiş. Yani diyor ki dünyadan uzaklaştıkça çekim ivmesi uzaklıkla ters orantılı olarak ne yapar? Azalır. Lütfen burada ne yapalım? Dikkat edelim. İstersek şunu da şöyle yapalım. Burası birinci durum. Burası ikinci durum. Her iki durumdaki çekim ivmesinin pratikte nasıl oranları onu görelim. Birinci durum dünya yüzeyindeyiz. G. Büyük en bölü karedir. İkinci durum fark ettiyseniz arkadaşlar dünyadan ne kadar uzaklaştık? H kadar. Artık bu mesafeyi yazarken ne diyeceğiz? R artı H diyeceğiz. O da gördüğünüz gibi G. Büyük m bölü. Burada da R artı H'ın ne diyeceğim? Karesi diyeceğim. Genelde bu iğmelerin oranı soruluyor arkadaşlar bize. Buradan da isterseniz bir pratik bulmuş olalım beraber. Bunu sorularda kullanabiliriz. G'ler gidecektir. Büyük M'ler gidecektir. Gördüğünüz gibi G1 bölü G2 eşittir. R artı H'ın karesi bölü R kare diyebiliriz. Yani kısacası uzaklıkla gördüğünüz gibi çekim iğmesi ters orantılı olmuş olur. Bu pratiği de sorularda şimdi ne yapacağım? Beraber kullanacağım. Bunu da beraber şimdi görelim. Tabi burada da bir yorum çıkacak. Onu da birazdan size göstereceğim. Evet. Şimdi burada da gördüğünüz gibi çekim imesinin uzaklığa bağlı olarak grafiği var. Tabi biz dünyanın içi için yorum yapmamıştık. Dünyanın içi için de bir yorum yapmak istiyorum. Şimdi çekim imesinin formülü G. Büyük en bölü arkadaşlar gördüğünüz gibi rekare. Bu dünyanın ne için geçerli G dersek? Yüzey ve dışı için geçerli. Gördüğünüz gibi tam yüzeydeyken bu geçerli. Aynı zamanda uzaklaştıkça gördüğünüz gibi arkadaşlar ters orantı olduğu için bize ne yapmış oluyor? Bunu göstermiş oluyor. Ne var diyor? Ters orantı var diyor. Ama içerisinde fark ettiyseniz çekim imesi doğru orantılı olarak değiştiğini söylüyor. O zaman ne yapalım? Dünya yaklaşık olarak bir küre olarak kabul edersek. Dünyayı ne düşüneceğiz arkadaşlar? Bir küre olarak kabul edeceğiz. E biliyorsunuz kütleyi nasıl bulurduk? D çarpı V ile bulurduk. E kürenin hacim formülünü hatırlayalım. 4 bölü 3 pi re küptür. Getirip bunları yerine yazarsak arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan formülümüz g eşittir. Büyük g. D çarpı 4 bölü 3 pi re küp bölü re kare yazacağım. Şuradaki re küple re kare sadeleştiği için burada re kalacaktır. Gördüğünüz gibi burada bazı sabit sayılar var. Onu söylemek istiyorum. G sabit. 4 bölü 3 sabit. Pi sabit. İşte arkadaşlar biz bu sabitleri birleştirdiğimizde buna k edeceğiz akla gelsin diye de gördüğünüz gibi kader demek istiyorum ben bu formüle. Demek ki dünyanın içinde kullandığımız formül kader. Peki kaderden ne anlıyoruz yorum olarak? Gördüğünüz gibi R ile çekim iğmesi doğru orantılıdır. İşte o yüzden fark ettiyseniz iç kısımda çekim iğmesiyle gördüğünüz gibi R doğru orantılıdır. Hatta merkezde sıfırdır. Peki hocam bununla ilgili çıkmış bir soru var mı? Var. Hemen yorumlayalım. Şurası arkadaşlar bizim şu O noktası. Şurası K noktası. Şurası da L noktası şu mesafelerde R kadar. Bize direktmen arkadaşlar buradaki çekim iğmelerinin sıralaması sorulmuştu. Hemen yorumlayabiliriz. Evet Yankıcığım ne derdin? O OKL'deki çekim iğmeleri veya ağırlıkları sıralayabilir biliyorsun. Buradaki ağırlıklar nedir diye sorabilir. Çünkü zaten biliyorsun ağırlık demek M çarpı G demektir. Yer çekim iğmesini biliyorsak ağırlığında ne yaparız? Sıralarız. Bir fikrim var mı? Ne dersin sıralama için? En büyük kimdir? Tabi görüyoruz bak hemen. Yüzeydir. Yüzeyde ne yapar? Dediğin gibi maksimum. Yüzeyde ne yapacakmış? Maksimum olacaktır. Evet. Tam merkezde gördüğün gibi ne olduğunu görüyoruz. Sıfır. Demek ki merkezde sıfır olacak. Yüzeyde maksimum olacak. Uzaklaştıkça azalacak. O zaman sıralamayı yapalım. En büyük K'dır. Sonra L'dir. Gördüğün gibi O'daki hatta nedir? Sıfırdır. Çünkü O neresi bizim için? Merkez. Bu kadar kolay bir soruda karşımıza ne yapabilir? Çıkabilir. Sadece bizim için o zaman şöyle düşünelim. İç kısımdayken kullandığımız formül kader. Lütfen bunu unutmayalım. Doğrudur. Yüzey ve dışında kullandığımız formülde gm bölü karedir. Evet. Devam edelim. Bakalım başka neler karşımıza çıkacak. Evet, deminki pratiği öğretmiştim. Onunla ilgili bir soru geldi karşımıza. Evet. Yeryüzeyinden H kadar uzaklıktaki bir nokta. Evet, yeryüzeyi burası. Evet, Burakcığım yardım et şimdi bize. Ne kadar uzaktayız? H kadar. Evet, buradaki çekim ivmesini G kadar verelim. Çekim ivmesi yeryüzündeki çekim ivmesinin 1 bölü 16'sı olana kadar uzaklaştırıyormuşuz. Şuraya geldik. Buradaki çekim ivmemiz artık 1 bölü 16'ya inmiş. Buna göre dünyanın yarıçapı R olduğuna göre demek ki şuradaki mesafemiz ne kadarmış? R kadarmış. Evet diyor ki bize dünya yüzeyinden ne kadar uzaklaştırılmıştır diyor. Şimdi tabii pratikte gidersek az önce de formülü gördük. G eşittir. Büyük G çarpı M bölü R karedir. Yani uzaklıkta ters orantılı. Eğer yer çekimi ilmesi 16'da birine indiyse şuradaki mesafe ne kadar olmuştur sence? Ne yazarsak 16 olur. Yani 4 yazmamız lazım. Yani şuraya 4 yazmamız lazım. Çünkü niye? G üssü, buradaki imeyi bilmiyoruz. G, M bölü aslında R artı H'ın neyi diyeceğiz? Karesi diyeceğiz. E biz buranın ne kadar olmasını istiyoruz? G bölü 16 olmasını istiyoruz. O zaman demek ki şuradaki ifade ne yapmak zorunda bizim için? 4 R olmak zorunda. E zaten dünya yüzeyinden ne kadar da uzaklamız? R kadardı. O zaman ne kadar daha uzaklaştırmış olmak zorundayız? 3 r kadar daha uzaklaştırmış olmak zorundayız. O zaman buraya 3 R, burası R olacak. Sadeleştirirsek burada cevabımız 3 olacaktır. Evet geldik şimdi arkadaşlar uyduların çizgi hızı. Bununla ilgili de eskiden çıkmış bir sınav sorusu var. Hatta orada bir yorum sorusu sormuşlardı. Hemen sormak istiyorum Polen'cim sana. Uydunun çizgisel hızı aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir diye sormuştu. Şimdi istersen ispatı gösterelim. Biliyorsun gezegenin etrafında uydular dolaşıyor. Uydu nasıl bir hareket yapıyor? Düzgün dairesel hareket yapıyor. Şu anda uydumuza etki eden kuvvet yine bir çekim kuvveti midir? Polen. O zaman burada uydumuzu etki eden net kuvvet çekim kuvveti midir? Peki buradaki net kuvveti yerine ne yazıyor? M, V kare bölü R yazıyorum. Buradaki tabii ki M'den kastımız nedir dersek şu küçük uydumuzun kütlesi. Peki hocam çekim kuvvetinin formülü neydi? G çarpı, büyük M çarpı, küçük M bölü nedir? O da R karedir. Evet buradaki küçük M'ler gider. R'lerin bir tanesi de gider. Az önce de bu formülü zaten bulmuştuk. V kare eşittir. G büyük M bölü R'dir. Evet. Ben akılda kalsın diye bir gavur diye isim geliyor bu formüle. <laughs> evet. Oradan unutmazsınız galiba. G M bölü R gavur diye isim geliyor. Ne hikmetse siz de galiba böyle bir kodlama yaparsınız. Kök içine alabiliriz gördüğünüz gibi. V eşittir. Kök içinde G M bölü R diyebiliriz arkadaşlar. Buradan da gördüğünüz gibi o zaman sormak istiyorum buradaki uydumuzun çizgisel hızı neye bağlı değildir? Kendi kütlesine bağlı değildir. Çıkan sınav sorusu bu kadar kolaydı. Dikkat ettiğiniz gibi uydunun kütlesinin bir önemi yoktur. Lütfen bunu da ne yapmayalım arkadaşlar? Unutmayalım. Evet. Çıkmış güzel bir sorumuz var. 2018 ayette de gelmiş. Hemen sorumuzu çözelim. Tabi Dilan yardım et bize. Yer küre ile güneş etrafında birbirlerine uyguladıkları kütle çekim kuvvetinin nedeniyle belli bir yörünge izlemektedir. Her yıl bu yörünge üzerinde yer kürenin güneşe en yakın olduğu gün 3 Ocak'tır. Gök dışındaki diğer gök cisimlerinin etkisini ihmal edildiği durumda büyüklüklerden hangileri 3 Ocak ve 3 Haziran'dakinden daha büyük olur? Evet en yakın olduğu tarihi söylemiş bize edilen fark ettiysen 3 Ocak demiş. Buna göre demiş 3 Ocak'taki büyüklük 3 Haziran'dan daha büyük olur diye sormuş. Evet yer kürenin çizgisi hızı. Evet ne demiştik dediğin gibi hız Dünya güneşe yaklaştıkça hızı ne yapardı? Evet kesinlikle artar. O zaman ne yaptık? Bunu aldık. Peki yer gürenin güneşe göre açısal momentumu. Açısal momentum hatırlarsan açısal momentumdaki değişim için şöyle bir cümle söylemiştim. Tork çarpı geçen süre. Eğer bir dairesel yörüngede sisteme dışarıdan bir tork etki ederse açısal momentum ne yapardı? Değişirdi. Eğer tork etki etmezse, tork sıfırsa açısal momentum değişimi ne eşit işte olacaktı hatırlarsan? Sıfır eşit olacaktı. Hatırladık mı? Bunun anlamı ilk açısal momentum son açısal momentuma ne yapmak zorundaydı? Eşit. O zaman sormak istiyorum. Şu anda yer küreye dışarıdan etki eden bir tork var mı Eğer tork etki etmiyorsa o zaman açısal momentum ne yapmaz? Değişmez. O zaman açısal momentum ne diyeceğiz? Değişmez. Lütfen bunu ne yapmayalım demiştik. Unutmayalım demiştik. Sorularda karşımıza çıkacaktı. Peki yer küreye güneş tarafından uygulanan kütle çekim kuvveti. Kütle çekim kuvvetinin formülü biliyoruz. F eşittir. G çarpı büyük m küçük m bölü r kare demiştik. Uzaklıkla nasıl orantılıydı kuvvet? Gördüğün gibi. O zaman uzaklık azaldıkça kuvvet ne yapacaktır? Artacaktır. O zaman bu bilgiyi de ne yapıyoruz? Alıyoruz. Dediğim gibi buradan yorum çıkacak demiştim. Gördüğün gibi yorumlar geliyor. Gayet kolay. 1 ve 3. Ama teknik terimlere dikkat etmemiz lazım. Açısal momentumu hatırlamazsak soruyu ne yapamayız? Çözemeyiz. Peki teşekkürler. Evet, Yankıcım yardım et şimdi bize. Burada geldik genel çekim potansiyel enerjisini açıklamaya. Namı değer biliyorsun, potansiyel enerji. Şimdi potansiyel enerjiyi biz nasıl öğrenmiştik Yankıcım? Hemen formülü hatırlar mısın potansiyel enerjinin m g h'te. Güzel. Şimdi biliyorsun ki yörüngedeyiz. Yörüngede bir uydumuz var. Yörüngede dolaşırken belli bir yüksekliğe sahip yer küreden. O yüzden de neye sahiptir? Bir potansiyel enerjiye. Şimdi genel çekim kanununa göre aradaki uzaklık gördüğün gibi R kadar olacak şekilde M kütleli yer ile M kütleli uydu arasında yine bir kuvvet vardır. Ki biz bu kuvvete ne demiştik? Kütle çekim kuvveti. İşte yer küre ile uydu arasındaki uzaklık arttırıldığında kuvvet eğrisel olarak ne yapacaktır? Azalacaktır. Biliyorsun uzaklık artarsa hemen söyler misiniz bize kuvvet ne yapar burada yankıcım? Azalır. Ne demiştik? Kuvvetle uzaklık ters orantılıdır. İşte çünkü kuvvet yer küreli uydu arasındaki uzaklığın karesiyle ne yapacak? Ters orantılı olarak azalacak. İşte söylemeye çalıştığımız çekim kuvvetiyle cisimler arasındaki uzaklık grafiği incelendiğinde R uzaklığındaki uydunun R su uzaklığına götürmek için grafikteki taralı alan kadar iş yaparız. Hatırlar mısın? İş güç enerjide şu cümleyi çok söylerdim. Enerjideki değişim yapılan şey eşittir. Şimdi sen burada ne yapıyorsun? Fark ettiysen R'den R üstüne götürüyorsun. Yani aslında şöyle çizecek olursak dünyamız buradaydı büyükken. Uydumuz buradaydı küçükken. Ne kadar uzaktaydık R? Sen aldın bunu şuraya getirdin. Artık yeni uzaklığımız ne kadar oldu? R üstü oldu. İşte sen uzaklaştırdığında ne yapmış oldun? İş yapmış oldun. Mantıklı mı? Şey yapılan matematiksel hesaplamalara göre bakarsak şuradaki alan, tabi siz integral öğrendiniz, integralle de bulunuyor ama biz şimdi orayı göstermiyoruz. Ne yapıyormuşuz direktmen? G büyük m küçük m bölü R çıkıyor. Görebildik mi? Peki bu ifadede fark ettiysen sonsuzdaki potansiyel enerji ile Yerin merkezinden R kadar uzakta sahip olduğu potansiyel enerjinin farkı kadardır. Yani ne demek Türkçesi? Enerjideki değişim yapılan işe nedir yine Yankıcım? Eşittir. O zaman buradaki potansiyel enerji değişimi gördüğün gibi sonsuzdan ne yaparız? R uzaklığındaki enerjiyi çıkartabiliriz. Çıkarttığımızda sonuç olarak G, M bölü R kalır. Sonsuzdaki potansiyeli her zaman ne kabul edeceğiz Yankıcım? Bize sorabilirler. Demek ki bundan sonra sonsuzdaki potansiyel, aynen canım benim G, büyük M, küçük M bölü sonsuz dersek, bunun sonucuna ne diyeceğiz canım benim? Sıfır diyeceğiz. İşte çekim kuvvetindeki enerji sıfır olursa buradaki potansiyel enerjide ne çıkar canım? Eksi gelir. Yalnız burada eksinin bir anlamı var matematiksel olarak. Hemen sormak istiyorum. Eksi 1 mi daha büyüktür? Eksi 1 bölü 2 mi? Tebrik ederim. Eksi 1 bölü 2 daha büyüktür. Eksi 1 bölü 2'nin daha büyük olması demek negatif sayılarda biliyorsun paydadaki değer arttıkça yani diğer adıyla şuradaki mesafe arttıkça gördüğün gibi değerin arttığını söylüyor. Ki zaten potansiyel enerjide de öyle dememiş miydik normal anlatırken? Potansiyel enerji bizim için MGH değil miydi? H arttıkça potansiyel enerjimiz ne yapardı? Artardı. Peki hocam eksi neden çıktı? Sen biliyorsun dünya bize ne uygulamıştı burada? Bir çekim kuvveti uygulamıştı. Doğru mu Yankıcım? Şurada bize uygulanan bir çekim kuvveti var. Evet biz ne yapıyoruz? Zorla cismi yukarıya götürüyoruz. O zaman ne yapmış oluyoruz canım benim? Yer çekimine karşı iş yapıyoruz. Karşı iş yapılır. Gördün mü? O zaman demek ki buradaki eksenin sebebi yer çekimine karşı iş yaptığını bize belirtmek için. Anlayabildik mi? Ama sonuçta yine enerjinin ne yaptığını görüyoruz? Arttığını görüyoruz. Peki hocam ben bu formülü unuttum. Başka şekilde hatırlayabilir miyim? Tabii ben sana küçük bir ipucu söyleyeyim. Basit olarak. Yapılan iş ne demiştik? Enerjideki değişime eşit sonuçta. Kim iş yapıyor burada o zaman? Çekim kuvveti iş yapıyor. Ne kadar uzağa götürüyoruz Yankıcığım? R kadar. Yerine koyabilir miyiz? G. Büyük M. Küçük M bölü. R kare değil mi Çarpı R diyebilir miyiz? Gördüğün gibi şuradaki R'ler birbirini ne yapacaktır Cem benim? Götürecektir. Görebildin mi? Ve sonuç olarak şunlar birbirini götürürse bizim istediğimiz yine G, M bölü R olacaktır ama başında eksi yok. Eksiyi senden koymanı isteyeceğim. Niye? Yer çekimine karşı iş yapıldığı için. Hatırlar mısın artık? Çok güzel. Şimdi burada yine pratikte tabii ki hocam ben bunu hatırlamam dersen aslında bu MGH'ı bir açarsak ne demek istediğimiz daha iyi görürsün. Şimdi bu M miydi? Genel çekimde şunu yazmıştık hatırladın mı? G çarpı büyük M bölü R kare deyimdim di benim. Çarpı buradaki H de şu anda R kadar deyimdir. Görebildin mi? Şuradaki R'ler yine birbirini götürür mü? Aa bak buradaki formülümüzle aynı oldu. Dikkatini çekti mi? Aslında fark eden bir şey yok. Yani söylemeye çalıştım bunlar biraz türetmedir. Türetmeyi biliyorsak biz de çok rahat yorumumuzu yaparız. Ama artık biz de öğrendik potansiyel enerji uzaklaştıkça ne yapacaktır arkadaşım artacaktır. Evet geldik kurtulma enerjisine. Şimdi Polancığım yardım et bize. M kütleli bir roketin yer yüzeyinden kurtulabilmesi için şekildeki gibi v hızıyla atıldığında m kütleli bir cisim yerin merkezinden r kadar uzaktaki çekim potansiyel enerjisine eşit olduğunda yörüngeden çıkabiliyor. Sen de biliyorsun ki bir roketi uzaya yollamak istiyorsak ona bir enerji aktarmamız lazım. İşte aktaracağımız enerji Gördüğün gibi R kadar uzaklıktaki sahip olduğu potansiyele ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. İşte bu enerjiye eşit olan bu enerjiye ne diyeceğiz bundan sonra? Kurtulma enerjisi diyeceğiz. Gayet mantıklı mı Polen'cim? Yani diyor ki bir roketi uzaya yollamak istiyorsan ne kadar uzağa çıkartmak istiyorsun? R kadar uzağa çıkartmak istiyorsun. Doğru mu Polen'cim? O zaman burada vermen gereken minimum enerji o noktada kazanacağı potansiyele ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. Tabii yorum soruları karşımıza çıkacak burada. İşte gördüğünüz gibi roket denkleminden anlaşılacağı gibi yerin merkezine doğru ne yapacaktır? Çekilecektir. İşte bu çekimden kurtulması için rokete G büyük M küçük M R büyüklüğünde bir kinetik enerji kazandırarak hız verilmelidir. O halde roketin yerin çekim potansiyelinden kurtulabilmesi için minimum enerjisi kurtulma enerjisi olarak söylenir. Kurtulma enerjisi de G büyük M küçük M bölü R bağıntısıyla bulunur. Evet az önceki sahip olduğumuz potansiyel enerji eksi G büyük M küçük M bölü R idi. Fark ettiyseniz burada işaret artıya döndü. Çünkü niye? Bu kadar enerji verdiğimizde, çünkü bu kadar kinetik enerji kazandırdığımızda yörüngeye ne yapmış oluyoruz onu? oturturmuş oluyoruz. Bu da önemliydi bizim için. Geldik bağlanma enerjisine. Bağlanma enerjisini aslında mikro alemde duyuyoruz. Neden? Çekirdekte yani atom fiziğinde de duyduk. Şimdi ben onu da soracağım. Burak'cığım hemen bir sormak istiyorum. Hani hep kimyada duymuşsundur. Çekirdeği, daha doğrusu elektronun çekirdeği yakın mı koparmak daha basittir? Dış yörüngeden mi? Hemen bunu hatırlarsınız büyük ihtimalle. Tabii ki dış yörüngeden koparmak daha kolaydır. O zaman çekirdeğe yaklaştıkça bağlanma enerjisi ne yapardı canım benim elektronun? Artardı. Uzaklaştıkça azalırdı. O zaman aynı yorum burada da var. O zaman makro alemle mikro alemdeki yorumlarımız değişmeyecek. Yani uydu gezegenden uzaklaştıkça bağlanma enerjisi azalacaktır. Yaklaştıkça bağlanma enerjisi ne yapacaktır? Artacaktır. Yorum soruları bize ne yapılabilir? Sorulabilir. Çok güzel. İşte uydunun Dünyanın yörüngesindeki boşluktaki bir şeye tutunmadığından hareket ettiğini hepimiz biliyoruz. Uydu yerin çekim kuvveti etkisiyle ne yapar? Hareket eder. Uydu yörüngesinde sabit hızla döndüğü için denge de odur. Bizim için buradaki çekim kuvveti de ne yapacağız arkadaşlar? Merkezi kuvvete eşittir. İşte bunları sadeleştirdiğimizde tabi burada uydunun hızını bulabiliyoruz. Şuradaki m'ler ne yapacaktır? Gidecektir. Buradaki g m bölü şu küçük m'ler giderse gördüğünüz gibi uydunun hızı çıkacaktır. V kare dediğimiz ifade demin gavur demiştik. g m bölü r diyebiliriz. Kinetik enerjisi nedir dersek gördüğün gibi getir bir yerine ne yapıyorum Burak'cığım yazıyorum. Bu gavuru yerine koyarsak 1 bölü 2 gm bölü r olacaktır. Kısacası kinetik enerji gm bölü 2 r'dir. Ama yine yorum sorulacaktır. Hemen sormak istiyorum Burak'cığım uzaklaştıkça uydunun çizgisel hızı ne yapacaktır? Aynen bu artarsa dediğin gibi azalır. Aynı şey elektronunda da vardı. Ne demiştik canım benim çekirdekten uzaklaştıkça azalırdı. Kinetik enerji de azalır. Evet burada bir de toplam enerjiye bağlanma enerjisi var. Bağlanma enerjisini yorum yapmıştık. R arttıkça bağlanma enerjisi azalacaktır. Ama toplam enerji tam tersiydi bırakacağım hatırlarsan. R arttıkça ne yapacaktı canım benim? Toplam enerji de artacaktı. Niye? Yörüngede dolaşırken hem kinetik hem potansiyel var mı diyeceğim benim. Uzaklaştıkça potansiyel enerji artar, kinetik azalır. Fakat biliyorsun potansiyel daha çok arttığı için yine toplam enerji ne yapmış olacaktı? Artmış olacaktı. Evet dönüşte soru çözeceğiz. Küçük bir mola vereceğiz. Moladan sonra arkadaşlar devam ediyoruz. Sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Evet arkadaşlar söylediğim gibi buradaki hemen yapalım isterseniz. Kinetik artı potansiyel ne işi olacak arkadaşlar toplam enerjiye? Evet kinetik enerji 1 bölü 2 g büyük m küçük m bölü Eksi g büyük m küçük m bölü Gördüğünüz gibi matematiksel olarak buraya 2 ile genişletirsek. Eksi g büyük m küçük m bölü 2 re gelecektir. Yine burada eksinin bir anlamı vardır. R arttıkça gördüğünüz gibi toplam enerji artacaktır. Bağlanmada gördüğünüz gibi bunun pozitiftir. Yani bu enerji uyduya, yerküreye bağlıdır. Uydunun çekim potansiyel kurtulabilmesi için uydunun toplam enerjisi sıfır olmalıdır. İşte bu enerji sıfırlayan enerjiye de bağlanma enerjisi diyoruz zaten arkadaşlar. O da gördüğünüz gibi pozitifidir. Tabi bize bir yorumlar sorulacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğenmeyi, arkadaşlarla paylaşmayı unutmayın. Şimdiden hepinize başarılar dilemek istiyorum. Sağlıcakla kalın.